Şurada bir jelatin var. O jelatini sökeyim ya. Ha? Hazırsak jelatini. Vay be. Bunlar Reels bile çıkarmış. Çok güzel çıktı. EV tuşuna basalım ve yola çıkalım. Evet, bu tuşa bastık artık ve bundan sonra tamamen elektrikli gideceğiz. Bir şey deneyeceğim ya. Bir dakika. Şu yokuşu çıkar mı bakayım? Merak ediyorum. Evet. Benzin hiçbir şekilde devrede değil. Girmiyor. Vallahi çıktı. Takasa verecek arabanız yoksa ya yine de nakit alım desteği 50.000 TL'yi sağlayacaklar size. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün enteresan bir test yapacağız. Şimdi bu otomobilin bir sürü iddiası var aslında. En önemli iddialarından bir tanesi arkadaşlar 52 kilometre menzili olması elektrikli motoruyla. Hiç yakıt harcamadan sadece elektrikli motorla 52 kilometre gidiyor olması. Bugün bunu deneyeceğiz. Otomobilimiz bir plug-in hibrit. Bu otomobil yani aslında gündüz kullandınız, akşam eve geldiniz aynı cep telefonu takıyor gibi şarja takıyorsunuz ve yaklaşık 4-4,5 saatte şarj oluyor. 16.6 kW'lık bir batarya kapasitesi var. Kullanılabilir de 14.9'du sanırım, öyle hatırlıyorum. Ama dediğim gibi 52 kilometre menzil sunuyor size. Şu anda bizim pillerimiz %90 küsur civarında dolu ve 50 kilometre bir menzilimiz var. Aslında bugün tamamen şunu deneyimleyeceğiz biz. Bu arada size tabii ki otomobilin detaylarını da anlatacağız. Örneğin bu otomobili ben satın aldım. İstanbul'da Zekeriyaköy'de oturuyorum ve iş yerimde Maslak tarafında. Her gün hiç benzinli motoru devreye sokmadan elektrikli motorla sadece evden işe, işten eve gelebilir miyim? Aslında bunu deneyeceğiz tamamen. Bunun haricinde de tabii ki bunun maliyetlerinden de size bahsedeceğim. Her şeyden bahsedeceğim. Sürüşte bir yolumuz olacak. O sırada her şeyi konuşuyoruz. Dışarıya bir kısaca bakarsak arkadaşlar. Bu arada güzel de bir indirim aldık sizin için. Onu da videonun sonunda söyleyeceğim. 50.000 TL'lik bir nakit desteği aldık arkadaşlar. Videonun sonunda söyleyeceğim ama şimdiden açıklamaları bıraktık tabii ki. Aklınızda olsun, o formu doldurduğunuzda otomobil satın alma aşamasında 50.000 TL'lik bir nakit desteğiniz olacak. Aklınızda olsun. Videonun sonunda da tekrar hatırlatırım. Dışarıda LED farlar var. Onları görüyoruz. MG'nin artık son modellerinde klasikleşen panjur tasarımını görüyoruz. 3 boyutlu bir panjur ve benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hemen etrafında bir krom çerçeve var. Burada gündüz farlarımız var. Onlar da LED ve şık bir şekilde yanıyor. Detaylarda çekmişlerdir arkadaşlar diye düşünüyorum. Gösteriyoruzdur diye düşünüyorum. 18 inç jantlar geliyor. İki paketi var otomobilin. Bu luxury paket arkadaşlar. 18 inç jantlarla geliyor. Bir de comfort paketi var. Bir düşük paketi otomobilin. Gri şık tavan raylarımız var. Hemen arkaya doğru geldiğimizde elektrikli bir bagaj kapağımız var. Arkada da stoplarımız LED. Artık zaten LED'ler biliyorsunuz olmazsa olmazı yeni nesil otomobillerin. Çift çıkış egzozumuz var. İkisi de aktif. Görüntü değil yani. Elektrikli bir bagaj kapağımız var. Şöyle açayım. Biraz daha hızlı olmasını beklerdim açıkçası elektrikli bagaj kapağının. Daha doğrusu şimdi açılırken sıkıntı yok ama bu tuşa bastığınızda biraz bekliyor ve ondan sonra kapanmaya başlıyor. Bu bir güvenlik önlemi de olabilir bu arada. Yanlış bir şey söylemeyelim. Çünkü o ses çıkıyor. Biraz geri çekilin diyor size o ses aslında. O yüzden yanlış bir şey de söylemeyelim. Güvenlik önlemi için yapmış olabilirler. Sonuçta bagaj kapağı yapıldığında hızlandırmak da kolay bir şey yani. Ayrıca bu kapağın seviyesi de ekrandan ayarlanabiliyor arkadaşlar. 448 litrelik bir bagajımız var arkada. Full halikapli. Full halı kaplı arkadaşlar. Ve bunun altında lastik tamir kiti var. Aynı zamanda kablolarınızı da koyabileceğiniz bir alan var arkadaşlar. Bu kabloyla direkt evden şarj edebiliyorsunuz, ev prizinden. Bundan da AC şarj istasyonlarından şarj edebiliyorsunuz. Videonun sonunda zaten otomobili bir şarja takacağım. Orada da göstereceğim size, merak etmeyin. Lastik tamir kitimiz falan, her şeyimiz burada. Bunun haricinde akü burada. Ağırlık dağılım için önemli bir şey. Ve depoyu burada görüyoruz. Çok acayip. İlk kez böyle bu kadar yakından canlı yarış otomobilinin haricinde bir depo görüyorum. Bak. 2... 3. 3 saniye bekleyip ondan sonra kapanıyor. Arka koltuklara da bakalım çünkü diz mesafesiyle iddialı. Evet arkadaşlar, diz mesafesi gördüğünüz gibi. Bu koltuklar aynı zamanda dikleşip yatabiliyor da. Onu da göstereyim şuradan. Hop dikleşti, hop yattı. Bu tabii ki bagaj alanınızı arttırıyor ya da bak böyle bayağı rahat. Şuradan da göstereyim bu koltuğu da. Arka koltuklar çok rahat. Diz mesafeniz çok iyi. Komple bir cam tavan var. Yani sizin kafanızı geçiyor arka koltukta oturduğunuzda cam tavan. Sevdiğim bir özelliğini daha göstereyim. Kol doyamasına uğraşılmış. Yani buraya bir kol doyama yapılıp şuraya iki tane bardaklık koyulmamış. Böyle uğraşılmış. Şık bir şekilde bardaklık açılıyor. Burada fırçalanmış alüminyum görünümlü bir parça var arkadaşlar. Burası da böyle ayrı açılıyor. Bunun içi de komple böyle güzel kadife benzeri bir malzeme var ya arkadaşlar. Ondan yapılmış. Burası şık. Burası beğendim. Hatta şurada böyle dikişli deri bile kullanmışlar. Son olarak ön kapılarda da göreceğiz. Şu kapı içlerinden bahsetmek istiyorum. Kapı işleri desenleri böyle acayip premium otomobilleri andırıyor. Ön kapı işlerinde de var. Aynı zamanda bu kapılarda ambiyans ışıklarını da görebiliyoruz. Tam 65. 4. Tam 64 uyarı geldi. 64 renk seçeneği var arkadaşlar ambiyans ışıklarının. Hadi bir de öne geçelim. Şaft tüneli de önden çekişli olduğu için bayağı bir aşağıda hiçbir şekilde yok gibi yani, öyle söyleyeyim. Ortaya da rahat rahat oturur bir kişi. Böyle onu da göstermiş olayım bari. O zaman buradan ineyim. Ön kapı içinde de aynı deseni görüyoruz. Dikişlerle birlikte çok şık bir tasarım elde edilmiş. Çift renkli olması da zaten ekstra bir kalite algısı katıyor. İçeride şimdi ön tarafta en sevdiğim özellik biliyorsunuz koltuk takıntım var. En sevdiğim özellik koltuk arkadaşlar. Bayağı Lambo'nun falan koltuklara benziyor. Çok acayip bir koltuk yani. Tek parçalı bir koltuk.
koltuk ama çift renk ve şu omuz destekleri falan çok güzel yapılmış. O yüzden hem sportif hem konforlu. Çünkü buraları spor otomobillerdeki gibi sert değil, yumuşak ama desteği de oldukça sağlıyor. Burada da bir bel desteği var. Aynı zamanda iki tarafta elektrikli. Bu luxury pakette standart olarak geliyor arkadaşlar. Şurada bir jelatin var. O jelatini sökeyim ya. Ha? Jelatini sökmüşken kapıların şu korumasını da gösterelim. Buraya binerken çamur olmuyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir koruma var ve buraya çamur gelmiyor hiçbir şekilde. Hazırsak jelatini. Vay be, bunlar Reels bile çıkarmış, çok güzel çıktı. Vallahi iddialı bir sesle çıktı. Şöyle küçük gözleri çok seviyorum. Şimdi gelelim kokpite arkadaşlar. Çok sade bir kokpiti var. Hiçbir mekanik düğme yok. Diğer tuşlar hep böyle basmatik altta. Önümüzde 12 inçten daha büyük bir dijital ekran var arkadaşlar. Hemen sağda da 10.2 inçlik bir multimedya ekranı var. Burada da bir deri torpido görüyoruz arkadaşlar. Yine dikişli, hatta şuralarda böyle ufak delikler var. Aynı zamanda torpidoda da çift rengi görüyoruz. Hem böyle şık hem de sportif bir tat veriyor. Vites topuzu bazı modellere benzeyebilir. Benzetilebilir daha doğrusu. Araba çalışıyor mu ya? Arabayı çalıştırmış mı? Haberim yok. Evet, arabayı çalıştırabiliyorsunuz böyle. Şu anda %94 şarjım var. 48 kilometrede menzilim var arkadaşlar. İçeriğiyle ilgili çok küçük bir iki bir şey daha söyleyip çıkacağım yola. Ekran çok güzel. Okunurluğu çok iyi. Öndeki ekran da öyle. Fakat biraz daha hızlı olmasını isterdim. Bazı noktalarda yavaş kalabiliyor. Örneğin klimaya bastığınızda 1-2 saniye bekleyip öyle klima menüsünü açıyor size. Klima menüsünde hiçbir mekanik tuşu yok. Tamamen ekrandan ayarlayabiliyorsunuz. Buna biraz alıştık yeni nesil otomobillerde. Onun haricinde otomobilin bütün ayarlarını falan buradan yapıyorsunuz. İşte ESP'yi kapatmak vesaire vesaire gibi. Bütün ayarlarını buradan yapıyorsunuz. 360 derece bir kamera var. Hemen bir tuşu var bastığınızda. Direkt 360'a dönüyor. Çevirip böyle otomobili görebiliyorsunuz yanaşırken ederken. Dört bir tarafın 360 şekilde. Kameranın çözünürlüğü de bir tık iyi olsun isterdim. Şimdi çıkalım yola bakalım. Tam olarak kaç kilometre ben de bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Ama bu süre zarfında burada bir EV tuşu var. Sürüşe çıkmadan önce o EV tuşuna basacağım arkadaşlar. Tamamen elektrikle gideceğim. Bütün motorun detaylarından, kaç beygir ürettiğinden, sıfır yüzünden, şundan bundan her şeyden bahsedeceğim. Size sürüş hissiyatından da bahsedeceğim. Şimdi kemerimizi takalım, EV tuşuna basalım ve yola çıkalım. Evet, bu tuşa bastık artık ve bundan sonra tamamen elektrikli gideceğiz. Evet arkadaşlar, kilometremizi sıfırladık. Şimdi başlıyoruz. Dın 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 dın. Elektrik motor devrede. Benzinli hiç devreye sokmayacağız inşallah. Şimdi burada aslında arkadaşlar bu sistemin olayı tabii ki tamamen bu değil. Sistem aslında tamamen yakıt ekonomisi odaklı çalışıyor. Yani bu verilen değerler, yani 1.8 litrelik ortalama yakıt tüketimi değeri aslında tamamen bu sistemin birlikte çalışmasıyla oluşuyor. Ne var otomobilde? 1.5 litrelik bir tane benzinli içten yanmalı motorumuz var. Onun haricinde bir tane de 16.6 kW'lık bir elektrik motorumuz var. Bu iki motorun birleşiminden ortaya 258 beygirlik bir güç çıkıyor ve 450 Nm'lik de bir tork ortaya çıkıyor. İçten yanmalı motor 162 beygir, 250 Nm torku var. Elektrikli motorun da 122 beygirlik, 230 Nm'lik bir torku var arkadaşlar. Şimdi bunlar birleşiyor. Ne yapıyor otomobil? HCU denen bir sistem var otomobilin. Bu da hibrit sistemin aslında beyni. Bu yol koşullarını analiz ediyor. Sizin gaza ne kadar bastığınızı, işte yolun eğimini vesaire vesaire analiz ediyor ve otomobili en verimli şekilde hareket ettiriyor. Yani en az yakıt tüketsin, en az karbondioksiti salsın diye akıllı bir şekilde otomobili hareket ettiriyor. Tamamen elektrikli gitmeyi de tercih edebilirsiniz. Ama bunu otomobilin yazılımına bırakıp, sistemine bırakıp da en uygun şekilde gidebilirsiniz. Bu EV tuşuna bastığınızda arkadaşlar, güzellik şurada. Elektrikli motor güçlü olduğu için yokuşlarda falan da benzinli motoru devreye sokmuyor. Tamamen elektrikli diyorsunuz. Gaza sonuna kadar da bassanız gene de benzinli motoru devreye sokmuyor. Tamamen elektrikli gidebiliyorsunuz. Şu an mesela yakıt tüketimim sıfır gösteriyor. Ama enerji tüketimi birazdan gösterir muhtemelen. Biraz geze geze gidiyorum. Normalde tam rotam daha kısa yani. O yüzden biraz hem yol yapmak hem otomobili anlatmak için biraz daha fazla gidiyorum yani. Biliyorsunuz üzerinde batarya olan otomobiller normal otomobillere göre daha ağır oluyorlar. Bu da süspansiyonlara ekstra bir yük bindiriyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Bir otomobilde tek kişi giderken süspansiyonun hareketleri farklı. 4 kişi 5 kişi giderken süspansiyonun hareketleri farklı. Aynı şekilde üzerinde batarya bulunan otomobillerde böyle oluyor. Ve süspansiyonları biraz gergin çalışıyor maalesef. Ama yeni jenerasyon hem elektriklerde hem hibritlerde bu işi iyice düzelttiler. MG de güzel örneklerinden bir tanesi. Arkası bağımsız. Ön süspansiyonları da gayet iyi, yumuşak. Yol tutuş konusunda da mesela güzel bir tümsekten geçeceğim. Orada anlayacaksınız süspansiyonu. Oo, güneş. Yol tutuş konusunda da XDS denen bir diferansiyel kilidi sistemi kullanmışlar arkadaşlar. Bunun işe yaradığını virajlarda anlıyorsunuz. Otomobil biraz limitlerinde kullanmaya başladığınızda anlıyorsunuz. Yol tutuşu oldukça olumlu etki ediyor açıkçası. Hop.
Bir tümsekten daha geçtik. Gayet iyi. Şimdi mesela yokuş çıkıyoruz. Hiçbir şekilde içten yanmalı motor devreye girmiyor. Tamamen yine elektrikli motorla hareket ediyoruz. Bu müthiş bir konfor. Çünkü genelde hibrit otomobillerde hep benzinli motor devreye giriyor. Siz isteseniz de istemeseniz de. Buzda istemezseniz hiçbir şekilde devreye girmiyor. Gelelim şanzımana. Şanzıman da enteresan. Bundan bir başlık da çıkabilir bu arada. 10 vitesli arkadaşlar. Yani şöyle, elektrik motorunun içinde 4 kademeli bir şanzıman var. Ayrıca otomobilin 6 ileri tam otomatikte bir şanzıman var. İkisini toplayınca 10 kademeli bir şanzıman yapıyor. Yapılan testlere göre bu şanzımanın verimlilik oranı %94 arkadaşlar ve değişim süresi de 0.2 saniye olarak veriyorlar. Gayet iyi bir değer. Şanzıman sizi mutlu ediyor açıkçası. Onu söyleyebilirim. Bakın şimdi yine yokuş çıkıyorum. Gaza basıyorum. Hala elektrikle devam ediyorum. Biraz elektrik, tatlı bir elektrik sesi de geliyor şu anda ayrıca alttan. Bilmiyorum size yansıyor mu? Burada modları var otomobilin. Modları seçebiliyorsunuz. Trafiğe girdiğinizde içten yanmalı motor. Şimdi ben basmayayım burada. Elektrikten çıkabilir belki. Şu yüksek akü seviyesini aldığınızda örneğin burada benzinli motor pilleri şarj etmeye başlıyor. Yani sıkışık bir trafiğe girdiğinizde buna bastığınızda akü seviyeniz sıfır bile olsa burada işte %10-15 bir kazanım yakalayabiliyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş bir detay. Çünkü çok fazla şehir dışı yol yapmıyoruz. Ağırlıklı trafikteyiz her gün. O yüzden iyi düşünülmüş bir detay bence. Vallahi hiç yakıt tüketimi sıfır gösteriyor şu an. Şeyi çıkarttık bu arada. Ne kadar bir maliyeti olacağını, ne kadar kar edeceğinizi bütün yılda çıkarttık. Hepsini söyleyeceğim. Otomobil şarjını taktığımızda rahat rahat hepsini anlatırım size arkadaşlar. Bayağı uzun bir liste yaptık. Hepsini anlatacağım size. Biraz sürüş destek sistemlerinden de bahsedeyim arkadaşlar. Otomobilde adaptif cruise control var. Şerit takip asistanı var. Bunun haricinde kör nokta asistanlarınız var ve arka trafik uyarı sistemi var. Yani geri gelirken hızla bir otomobil geldi size, hemen sizi uyarıyor. Bu özellikle şehir içinde çok işe yarayan bir sistem. Ben çok faydasını görüyorum açıkçası. Aynı zamanda akıllı uzun far asistanı da var. Bu da sevdiğim bir özellik. Farları da gece oldukça iyi aydınlatıyor. Bunu da söyleyebilirim. Gelelim benim en çok tutuk olduğum noktalardan birine arkadaşlar. Yalıtım. NHV denen özel bir sistem kullanılmış bu otomobilde. Yalıtım malzemesi. Birçok yerinde kullanılmış otomobilin. Yani yalıtıma çok önem vermişler. Yani %95 oranında bu malzemeyle kaplanmış arkadaşlar. O yüzden de yalıtımı oldukça iyi. Yani şu an böyle çok hafif bir elektrikli olmasına rağmen elektrikli otomobillerde dış sesleri falan çok daha fazla duyuyorsunuz. Yuvarlanma sesini falan. Şu an bunda çok çok az böyle derinden bir yuvarlanma sesi geliyor. Siz de bunu zaten farkına varmışsınızdır. Bir de şunu söylemek istiyorum. İçeride kullanılan deriler gerçek deri. Koltukları da Bader firması yapmış arkadaşlar. Yani alkantaralar ve deriler gerçek. Onu da zaten hissettiriyor açıkçası. Bunun haricinde bir de klima sistemi enteresan. Günümüzde hava kirliliği biliyorsunuz en önemli konulardan bir tanesi. Eve bile artık böyle hava temizleyiciler falan alıyoruz. Bu otomobilde o sistem var. PM2.5 denen bir hava filtresi var arkadaşlar. İşte bakterileri, polenleri falan mümkün olduğu kadar içeriye az veriyor. İçeride sağlıklı, kaliteli bir hava oluşmasını sağlıyor. Evet, şu anda bakalım 8.8 kilometre olmuş. Benzinli motorla hiç ilerlemedik. Tamamen elektrikli motorla geldik ve şu anda 39 kilometre range'imiz var. Yokuş falan çıktık bu arada arkadaşlar. %77 kalmış bataryamız ve 39 kilometrede range'imiz var şu anda. Yani bu otomobil benim olsa şu anda ben bununla rahat rahat aslında evden işe gidebilirim. Hiç yakıt kullanmayarak. Sadece akşamları işte 3-4 saat şarja takarak. Hatta gideceğin kilometre 20-30 kilometre ise 2 saat bir şarja taksam bile yetiyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Şöyle bir şey. Şu anda işte 8 litre yakan, ortalama 8 litre yakan bir otomobille 50 kilometre yolu. Benzin fiyatını 20.72 alırsak, bugünden alırsak yani. 82.52 TL'ye gidiyorsunuz şu anda. Hadi bu otomobilde yüksek meskenden hesaplayalım. Yani ayda 240 watt'tan fazla enerji harcıyorsunuz diye hesap edelim. Çünkü otomobili her akşam şarja takacağınızı varsayarsak. 14.9 kW bir net bataryaya sahip ya bu. 50 kilometre gitmek için 29.35 TL harcıyorsunuz bataryanızı doldurmak için. Düşük mesken olsa bu 18 TL, öyle söyleyeyim. Peki bunu yıllığa vurursak ne olacak? Ona bakalım hemen. Aylık kullanımda 880 TL ödemiş olacaksınız. Her gün şarj ederseniz. Kilometre olarak da en az 1500 kilometre yapacaksınız. Bir ay boyunca yani her akşam şarja taktığınızda kilometre olarak da minimum 1500 kilometre yapacaksınız. Yılda da minimum 18.000 kilometre yapmış olacaksınız. Yani şöyle bir hesap yaparsak arkadaşlar. Her gün bu otomobili kullanıyorsunuz ve yüksek meskenden şarj ettiniz. 240 kW'ın üzerinde şarj ettiniz. Aylık kullanımda 880 TL ödeyeceksiniz toplamda. Şu anki rakamlarla yani. Ve tam elektrik kullanımda da en az 1500 kilometre yol yapmış olacaksınız. Yılda da 18.000 kilometre yol yapmış olacaksınız. Ve bunun size maliyeti de 10.500 TL olacak. Bu rakam benzinli bir otomobilde 29.700 TL olacak. Aradaki fark da size aslında yılda 19.200 TL'lik bir avantaj sağlıyor olacak arkadaşlar. Aslında hesap bu kadar basit. Bu tabii ki günümüz rakamlarına göre. Ama eviyle işi arası 50 kilometreden fazla olmayan bir insan için gayet mantıklı bence. Bu arada hemen kilometremize bakıyoruz. 11.7 kilometre yapmışız şu anda totalde. %74 bataryamız var. 38 kilometre daha yolumuz var. Böyle gidiyoruz. Bakın şimdi gaza basıyorum mesela.
Gidiyor yani, elektrik motoru gücünde de hiçbir sıkıntı yok. Şeritten ayrılma asistanı çalıştı, beni şeride sokmaya çalışıyor tekrar. Bu arada tabela tanıma sistemi de var otomobilde, onu da belirteyim. Keşke şu ekran biraz daha hızlı yapılsaydı ama Android Auto ve Apple CarPlay'de çok iyi çalışıyor. Onlar da gayet iyi bir deneyim sunuyor size. Artık bu sistemler arkadaşlar yeni nesil hemen hemen her otomobilde olduğu için çok fazla bu işte şerit takip sistemi falan bahsetmedim ama bunlar da otomanda çalışması doğru sistemler açıkçası. Evet, şu anda %68 kaldı şarjımız. Litre olarak 0 litre gösteriyor. Kilowatt olarak da ortalama 19 kilowatt yakmışız şu anda. İyi bir değer. 17.3 kilometrede yol yapmışız. Birazdan geleceğiz otomobili, şarja takacağız. Benim rotam aslında böyle arkadaşlar. Her gün yaptığım rota, rutin. Arabanın ağırlığından da bahsedeyim. Bu kadar ağırlık dedik, 1737 kilo. Yani çok çok ağır bir otomobil değil ama bir 200 kilo pillerin ağırlığı vardır. Ama 0-100'ü iyi. 6.9 saniye. Böyle bir otomobilde 6.9 saniye olması iyi bir değer yani açıkçası. Söylediğim gibi artıları da var, eksileri de var. Ama artıları çoğunlukta bence. Birkaç tane ufak detay da daha iyi yapılsaymış tadından yenmezmiş, öyle söyleyeyim. Ama bu plug-in hibrit teknolojisinin bu kadar kullanılabilir olması, menzilin 52 kilometreye kadar çıkartılmış olması açıkçası günümüzde ekonominin bu kadar önemli olduğu bir devirde ekonomi yapmak için iyi bir birleşim aslında bu otomobil. Birazdan şimdi şarja da takacağız arkadaşlar. Orada da size bize özel yaptıkları bir kampanya ile ilgili bilgi vereceğim. Az sonra görüşürüz. Bir şey deneyeceğim ya. Bir dakika. Şu yokuşu çıkar mı bakayım? Merak ediyorum. Evet. Çıkıyor. Benzin hiçbir şekilde devrede değil. Girmiyor. Vallahi çıktı. Vallahi girmedi. Müthiş. Şimdi bir daha çıkıyorum. Bizim kameraman arkadaşlara görüntü vermek için çıkıyorum bu sefer. Tamam, sakin. Bir şey yok. Vallahi bir şey yapmadım. Yokuş testimizi de yaptık. Şimdi şarja gidelim. Evet arkadaşlar, şarj noktamıza gelmiş bulunmaktayız. Şu anda benzin hiç yakmadık. Sıfır. 20.9 kilometre yol yaptık. 17.6 kilowatta elektrik tükettik. Ve 33 kilometre daha gidebiliriz. 21 kilometre oldu tam. Gel. Bak çek. Sıfır yakıt. 17.6 kilowatt da enerji tüketimi. Ve 33 kilometre daha yolumuz var. %65 dolu pillerimiz. Evet. Hemen kablomuzu çıkartıyoruz buradan. Bu sırada size kampanyadan da bahsediyorum arkadaşlar. Arabanın konfor paketinin fiyatı 1349 arkadaşlar. Bizim test ettiğimiz Luxury'nin modeli de 1459.000 TL. Ama takas desteği var. 50.000 TL. Fakat takasa verecek arabamız yok diyorsanız eğer, o zaman hemen bizim destek başlıyor. Aşağıya bir link bırakıyorum. O linkteki, açıklamalardaki linkteki formu doldurduğunuzda arkadaşlar, takasa verecek arabanız yoksa ya, yine de nakit alım desteği 50.000 TL'yi sağlayacaklar size. Hop geldim. Böyle deşeli bir video bitirişi yapıyoruz ya çocuklar mocuklar. Evet. Diğer tarafı da şarjı da takalım. Yavaş yavaş videoyu bitirelim. Arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediğiniz için videoyu çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi nakit alım desteği istiyorsanız eğer hemen aşağıya açıklama kısmındaki linkle tıklayıp formu doldurabilirsiniz. 50.000 TL nakit alım desteği sağlayabilirsiniz. Görüşürüz şimdilik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz de yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Böyle bu arada enteresan video fikirleriniz olursa eğer, hiç benzin kullanmadan gitmek gibi vesaire vesaire, lütfen açıklamalarda onları yazın. Hoşçakalın. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyim. Benden çok çıktınız. Arkaya abi, göründünüz mü? Tamam. Yayınlayalım, tamam. Ne günü?